Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, dünya sanki bir rüya gibidir. İslam alimlerinin büyüklerinden olan İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, dünya ahirete göre deniz yanında bir damla gibi bile değildir. Dünyada birkaç gün dert bela çekilmezse, cennetin sonsuz lezzetlerinin kıymeti anlaşılmazdı. Ebedi sıhhat ve afiyet nimetlerinin kıymeti bilinemezdi. Dünya bir anlık rüya gibidir. Rüyada çok şeylere sahip olsak, uyanınca elimize bir şey geçmese ne kıymeti vardır? Rüyada az bir sıkıntı çekersen, uyanınca ömür boyu rahat edeceksin denilirse, bir anlık sıkıntıya severek katlanılmaz mı? Sonra dostlara, sevgiliden, yani Allahü Teala'dan gelen her şey tatlı olur. Hatta samimi, halis kul olanlar, belalardaki lezzeti nimetlerde bulamazlar. Çünkü iyi kul, sahibinin, yani Allahü Teala'nın yaptıklarından razı olan, onları beğenendir. Sahibi, kulunun boğazına bıçak dayasa, kulun bundan razı olması, sevinmesi lazımdır. Allah saklasın, bunu beğenmeyen, onun kulluğundan çıkmış olur. Sıkıntılar çok acı görünse de, bunların nimet olduğu unutulmamalıdır. Dünya sofrasının en tatlı yemeği dert ve musibetlerdir. Bunun için Allahü Teala'dan dert ve bela yağmuru eksik olmaz. Bu tatlı nimetler acı ilaçlarla kaplanmıştır. Akıllı kimse bunun içindeki tatlı nimetleri görür. Üzerindeki acı örtüleri de tatlı gibi çiğner. Acılardan da tat alır. Nasıl tatlı olmasın ki? Sevgiliden, yani Allahü Teala'dan gelen her şey tatlı olur. Hasta olanlar onun tadını duyamaz. Hastalık da ondan, yani Allahü Teala'dan başkasına gönül vermektir. Hep tatlı yemeye alışan bir kimse şifa verici ilaçtan elbette kaçar. Bu sebeple musibetlerin, sıkıntıların birer nimet olduğu hiçbir zaman unutulmamalıdır. Zira mümine gelen belalar, sıkıntılar onun affolmasına sebep olmaktadır. Hadis-i şerifte bir baş ağrısı veya herhangi bir hastalık sebebiyle müminin Uhud Dağı kadar günahı olsa da bir hardal tanesi kadar bile kalmaz, hepsi affolur buyurulmuştur. Başka bir hadis-i şerifte ise Hak Sübhanehü ve Teala buyurdu ki, İzzet ve celalim hakkı için dilediğim kimseyi malına darlık, bedenine hastalık vererek affetmedikçe dünyadan çıkarmam buyurulmuştur. Bir başka hadis-i şerifte de Allahü Teala müminin günahları affoluncaya kadar bela ve hastalık gönderir buyurulmuştur. Bir sıkıntı, bir bela geldiği zaman buna sabredilirse Allahü Teala o kuluna kıyamet günü hesap sormaktan haya ettiğini bildirmektedir. Nitekim hadis-i şerifte Allahü Teala buyurdu ki, kullarımdan birine, bedenine, evladına veya malına bir musibet gönderdiğimde o da sabrı cemille karşılarsa kıyamet günü ona hesap sormaya haya ederim buyurulmuştur. İnsan olarak pek sıkıntıya gelemiyoruz. Hep rahat ve sıhhatli olmayı istiyoruz. Fakat sevgili Peygamberimiz, Ademoğlu hep sıhhat ve selamette olsaydı bu ikisi onun helaki için kâfi gelirdi buyurmaktadırlar. Yine sevgili Peygamberimiz bir başka hadis-i şeriflerinde, dünya müminin zindanı ve kıtlık yıllarıdır. Dünyadan ayrılınca zindandan ve kıtlıktan kurtulmuş olur buyurmuşlardır. Ayrıca Allahü Teala kullarını verdiği nimetle ve gönderdiği sıkıntıyla imtihan etmektedir. Hadis-i şerifte şüphe edilen altını ateşle muayene ettikleri gibi Allahü Teala insanları dertle, belayla imtihan eder buyurulmuştur. Fakat bela nimettir diyerek bela istemek de caiz değildir. Bela kendiliğinden gelirse sabredilir. Sıhhatli olmaksa büyük nimettir. Hadis-i şerifte duanın eftali dünya ve ahiret için Rabbinden af ve afiyet istemektir. Bu ikisi kimde olursa iki cihanda da felaha kavuşmuş demektir buyurulmuştur. Bir sıkıntı bela geldiği zaman sabretmeli ve bu sıkıntının belanın kalkması için dua etmelidir. Ayrıca Allahü Teala'dan sıhhat afiyet istemelidir. Nitekim hadis-i şerifte size ihlastan sonra afiyetten daha iyi bir şey verilmedi. O halde Allah'tan afiyet isteyiniz buyurulmaktadır. Netice olarak dertlerin, sıkıntıların ve belaların gelmesine sebep ya insanın işlediği günahlardır,
veya o kimsenin ahiretteki derecesinin yükselmesi yahut günahlarının affolması için yahut da Allahü Teala'ya iman etmesinde samimi olup olmadığını imtihan edilmesi içindir. Ancak dert bela istenmez, fakat istenmediği halde dert bela gelirse sabretmeli ve bir an önce kalkması için dua etmeli ve çok istiğfar okumalıdır. Sıkıntıların, dertlerin gitmesinde, kalkmasında en büyük ilaç la havle ve la kuvvete illa billah ile istiğfarı, yani estağfirullah'ı çok okumaktır.